burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Siyasette birçok konuşma yaptım, toplantılara katıldım. Farklı etkinliklerde düşüncelerimi aktardım. Hiç bu kadar heyecan duymamıştım. Onlara haksızlık etmemiş olayım ama gerçekten bu çok daha heyecanlı, farklı bir duyguymuş. Çünkü biz Türk toplumu olarak belge üretmekte çok ciddi zorluklar yaşayan bir toplumuz. Tarihe çok kolay kolay belge bırakmayız. Sözlü tarihimiz daha baskındır ama yazılı bir eser bırakmakta da bir o kadar da zorlanırız. Hele buna bir de okuma zorluğumuzda alışkanlıklarımızın eksikliği de girdiği zaman da ciddi bir sıkıntıyı da toplum olarak da yaşıyoruz. Özellikle sözlü tarih içerisinde birçok tevatürler zamanla dedikoduya, tevatüre, birçok olarak tevatüre ve zamanla dedikoduya dönüşür. Ama yazılı tarihte öyle değildir, belgeye dayanır. Ben de o açıdan bir belge bırakmak istedim yaşamda. Çünkü kolay bir yaşamı hiçbirimiz sürdürmüyoruz. Belediye başkanlığı yapmak tabii ki onurlu bir görev, çok güzel bir görev. Ama yaşamın her alanında yaptığımız çalışmalarla bir iz bıraktıysak, o bıraktığımız izleri de insanlarla da paylaşmak gibi bir görevimiz var. Bu kitaba nasıl başladım yazmaya? Aslında bu kitabı yazmaya karar vermemin en büyük etkeni Karşıyakalılar'dır. Karşıyakalılar belediye başkanlığı yaptığım süre içerisinde o gösterdikleri ilgi, verdikleri destek ve o hizmetler ağı içerisinde yaptığım işlerdeki birlikte yol arkadaşlığım bütün hizmetlerin bir hikayesini oluşturuyordu. Ve burada da hem o dostluklarına güvendiğim insanların verdiği destek vardı ama bir taraftan da her şeyi sahiplenmek çok güzel bir şeydi. Ama sahiplenirken de onu yanlış aktarmak da bir aslında insan açısından çok hoş olmayan durumlara da yol açıyor. İşte ben yaptım. Ya onların değildi de aman ne yapar ben yaptım. Baktım ki her şeyi biri yapmış ama güzel bir şey. Güzel bir şey. O zaman dedim bunun hikayelerini yazayım. Nasıl yaptık biz bu işi? Mesela her apartman bir öğrenci okutuyor diye bir projeyi Karşıyakalılar'la hayata geçirirken bunun bir hikayesi vardı. Orada bir kız çocuğu vardı. Bu öyle tesadüfen başlamış bir iş değildi. Onu yazmaya karar verdim. Notlar düşmeye karar verdim. Ardından sanat bizim için gerçekten çok önemli. Bir KODA, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası sanatta yatırım yapacaktık ve o yatırımı yaparken, sanatta yatırımı yaparken oluşturduğumuz Oda Orkestrası'nın bir hikayesi vardı. Onu da not aldım. Paylaşmak istedim. Ardından Karşıyaka'nın şampiyonluk yaşadığı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Türkiye Kupası'nı aldığı, hatta Türkiye'de basketbol Karşıyaka diye basketbol diye yazılır, Karşıyaka diye okunur dendiği bir süreçte Boğaz Köprüsü'ne bayrak astı. İyi de bunlar nasıl oldu? Yani bunların hepsinin bir hikayesi vardı. Toplumun ne yazık ki en büyük kanayan yarası olan şikayetlenme, birbirine hakkında iftiralar atma, toplumsal o ilişki bozukluğu belediye başkanlığı dönemimde çok daha fazla gözlemlediğim bir durum oldu. İşte bir merdiye bir şey var, şikayet ediliyor. Dedim ki haksızlık ederim, o zaman ben geçmişimi anlatmalıyım. Yani çocukluğumdan başlayıp da gelmeliyim. Çünkü babama haksızlık ederim diye de düşündüm. Bir başkan derken aslında ben babamı anlattım. Çünkü Türkiye'de o devrimci duruşuyla ve mücadelesiyle en zor günlerde, en zor anlarda
yerel yönetimin bu kadar rahat olmadığı süre içerisinde, Türkiye'nin çok daha farklı bir konjonktürel bir durumu içerisinde bir belediye başkanının duruşu var. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini gelecek nesle yaşatmak için mücadele veren emekçi bir annenin sonuçta mücadelesi var. İşte onların içerisinden yoğrularak gelmiş bir evladın sonuçta bugün Karşıyaka Belediye Başkanı olarak yaptığı işleri bir tarihi belge olarak ortaya koyması gerekiyor. Ve siyasetçilerin insan yaşamında böyle kolay kolay gelmediğini de göstermek adınaydı o kitap. İşte bir başkan derken onu anlattım. Çünkü kendisi yazmak isterdi belki ama o yazacak koşulları bulamadı. Birine yazmak düşüyorsa o da bana düşer diyerekten yazmaya başladım ve çocukluğumdan başlayarak hayat hikayemi İzmir yolculuğunda kadar da getirdim. Evet, bir başkan, bir şehir. İşte şehir İzmir. Ben siyaset yaşamımı en önemli anlarını İzmir'de yaşadım. İzmir'de yaşadım. İzmir'de yaşarken çok büyük dostluklar edindim. Bu kitapta birçoğunun ismini anamadım. Onlardan da af diliyorum. Ama bu bir emeklilik kitabı değil. Başlangıç kitabı. Daha yeni başlıyoruz. Onun için yürüyelim arkadaşlar. Daha çok uzun yol yürüyeceğimiz bir şeyde emeklilik kitabına dönüştürüp anılarımı, hatıralarımı yazmadım burada. Bir hayat hikayesinin bir insanı nereden nereye getirdiğini yazdım. Okuduğunuz zaman da anlayacaksınız ki aslında benim kaderim çocukluğumda çizilmiş. Bugünlerde yaşadıklarım öyle tesadüfi bir yaşam değil. O yaşamı bir başkanla, babamla başladım ama bir başkan ben oldum. Kaderlerimiz o kadar çok örtüşmüş ki birbirine. 1977'nin o en cafcaflı, en hızlı döneminde herkesin artık korkuyla sokağa çıktığı bir süre içerisinde siyasetin en üst noktasında halkı için kendini adayan bir adam. Ve tarihinde hiçbir zaman bir köy çocuğunun belediye başkanı olamadığı bir yerde çıkıp cesaretli bir şekilde aday olan bir adam. Adaylığı engellenen, sonrasında farklı girişimlerle başka illerden üyeliği yapılarak belediye başkanlığına ön seçimle aday gösterilen, aday halk tarafından, partilerden aday gösterilen bir adam. Sonra o adam kent tarihini değiştirmek için çalışma yaparken 46 gün önce babasını kaybeden bir adam. Babasının kendi elleriyle toprağa verdikten sonra da belediye başkan adaylığı sürecinde halktan büyük bir ilgi görüp belediye başkanı seçiyor. Zaman geçiyor. O gün dedesine lacivert hardal rengi battaniyesinin altında öpen çocuk, dedesinin mezarına atlayan çocuk büyüyor, gelişiyor ve bir kentin belediye başkanı adayı gösteriyor. O da benim. Ama ben tam belediye başkanı olacakken 16 gün önce o zamanında babasını belediye başkanı olmadan önce toprağa veren insanı bu defa ben kendi ellerimle toprağa veriyorum ve 16 gün sonra bir kentin belediye başkanı oluyorum. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Yani yaşadıklarımızın, şu anda bile yaşadıklarımızın, belki bu salonun içerisinde şu anda hissettiklerimiz ve sonra başımıza gelecek olaylar biz böyle tesadüfi gelmediğini hepimiz de biliyoruz da göreceğiz de. Ama hayata hep olumlu yönden bakarak da kendimizi sürekli geliştireceğiz. Yaşam biçimimizi birbirimizi karalayarak değil, birbirimizle çekişerek değil, yaşam biçimimizi birbirimize destek olarak, mutluluk vererek, katkı koyarak devam ettirirsek o zaman o ülkede de en mutlu insanlardan birileri oluruz. Aşk derken tabii hizmet vardı. O aşkı
her yaptığım işte yüreğimde hissettim. İnsanlar yaptığı işe aşık olmazsa o işten sonuçta başarı elde edemezler. Her yaptığım hizmetin içerisinde insanlara duyduğum saygıyla birlikte o insanlara duyduğum aşk vardı, kent aşkı vardı. Ben iyi bir kent milliyetçisiyim. Yaşadığım kenti seviyorum. Evet, belki Konak'la başlayan bir siyasi yaşamım Karşıyaka'da taşlandı. O da bir aslında tesadüf değildi. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde gençlik kolları başkanı olmamdaki yer, siyasete başladığım yer Karşıyaka'ydı. Ve Karşıyaka'da Türkan Müçoğulları o zaman parti meclis üyesiydi. Gülseren Alçı'yı da analım. Gülseren ablayı da beraber ikisi benim elimden tutup partiye de siyaset yapmamda çok büyük katkısı olan insan Sayın Müçoğulları'yla. Esos Sokağı'nda Turan Güneş Gençlik Merkezi'nde bizim hala karşı yakamızda. Orada tohumu atıldı. Yıllar sonra işte o tohum orada yeşerdi. O da bir tesadüf değil. Yani düşünün ki İzmir siyasi tarihi içerisinde bir büyük ilçeden belediye başkan adayı gösterilip başka bir büyük ilçesinde belediye başkanlığı yapan şu anda ilk, tek olmayabilirim. Ama benden sonra da olabilir belki. Ama olmaması temenni ederim. Herkes olduğu yerde olsun. İlk belediye başkanı. Tanrı istemedi diyor. Hayır, senin ait olduğun yer bura değildi. Senin oraydı. Orada başladın. Gidip işini orada tamamlayacaksın. Ben de işte işimi orada tamamlamaya, tamamlama görevini aldığımda en iyi şekilde de yerine getirmeye sizlerin desteğiyle, İzmirlilerin desteğiyle çaba gösteriyorum. Evet, bunu bu kitabı su gibi böyle okuyacağınıza eminim. Bazen yazarken kızımla gözyaşlarımız birbirine karışarak okuduk, düzeltmeleri yaptık. Bazen gülümseyerek yazdım bazı sayfaları. Ama bu kitabın oluşmasında çok ciddi bir emek var. Hani soruyorlar bana, ya başkan sen ne zaman uyudun? Yani hizmet ediyorsun, iş yapıyorsun, bir yandan kitap yazıyorsun. Bir kez ailemin verdiği destek kesinlikle yadsınamaz. En büyük desteği onlardan aldım. Eşimden, çocuklarımdan. Ve esin kaynağı oldu bana. İnsanlar esin kaynağı oldu. Ailem esin kaynağı oldu. Siyaset arkadaşlarım esin kaynağı oldu. Böyle bir kitabın oluşmasında. Bir yandan hizmet ettim. Bir yandan bu kitabı da yazdım. Çünkü benim işim çalışmak ve bu kentte isteyip iz bırakmak. Hayat beni nereye götürür? Yarın nerede olurum? Neler yaparım bilemiyorum. Ama ben insanları sevdim. İnsanların da beni sevdiğini biliyorum, inanıyorum. Çünkü o sevgiyi yüreğimde hissettiğim için bu kadar üretkenliğimde ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bazen kasete sesimi aldırttım, arkadaşlar çözdü. Editörlüğümü yapan Haluk Uşak'a çok teşekkür ediyorum. Grafikleriyle kitap içerisinde, çünkü Doğan kitabın çıkarttığı daha önce kitaplarda böyle bir örnek yok. Grafikleriyle Hasan Kaymak, yine benim çalışma arkadaşım. Belediyemizin personeli, ona çok teşekkür ediyorum. Kapak tasarımında hani şu Sananem bu afişleri vardı meşhur. Tayyip Bey de kızmıştı. Hani dönüyordu, ey CHP'nin Karşıyaka Belediye Başkanı, sana ne kadınlar, işte biz dedik ya dekoltede giyerim, giymem. Türban da takarım, takmam. İster börek açarım, ister açmam. Sana ne? Kitapta o da var. Hikayemiz de var ama Tayyip Bey'le çok ilginç. Hikayemiz orada başlamıyor. Daha öncesi var. Tabii o daha öncesini kitaba uygun bir şekilde sadeleştirerek yazdım. Ki o tatmin olamadığı duygularıyla yine hükürmesin diye, bu arada sakin gitsin diye, onun için sadeleştirerek yazdım. Ama yolumuz daha çok karşılaşacak onunla. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Daha çok karşılaşacak. Çünkü ben
yerel yöneticiliği 657 tabi devlet memuru zihniyeti içerisinde yapmadığını herkes çok iyi bilsin. Söylediği bir söz vardı, kitabın da başında var. Yerel yönetimleri resmi daire algısından çıkartıp kentin en büyük sivil toplum örgütü haline dönüştürmeliyiz. O zihniyet içerisinde yaptığım yerel yöneticilikte nasıl kanun hükmünde kararnameyle çocukların kapı önüne bırakılmasına karşı çıkıyorsam aman yapma belediye başkanlığın gidebilir ama ben belediye başkanı olmak için doğmadım. Ben halkla beraber yürüyebilmek için doğdum. Ben bu belediye başkanlığına gelirken arkamda benim emekçi insanlar vardı. Ben bu kentin sokaklarında yürüyerek geldim buralara. Salonlarda oturarak gelmedim. Kapı önünde bekleyerek de gelmedim. Bu kentte belediye başkanı olmak için sizlerle yol yürüdüm. Bu kent halkıyla yürüdüm. Onun için kent halkının beni oralara çıkartması, getirmesi, yine o kent halkının sonuçta daha güzel bir ülkede yaşayabilmesi için sokağa inmem gerekiyorsa ben o koltuktan inerim. Çünkü orada ölmeyeceğim de sokakta sizlerle beraber yaşayarak ömrümü geçireceğim. Onu önemsemiyorum. İstedikleri kadar baskıyla bizi susturmaya çalışsınlar. İstedikleri kadar höykürsünler. Bizim sesimizi hiç kimse kısamayacak. Çünkü biz bu ülkenin kuruluş felsefesine inanan insanlarız. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti emanetini, işte milli egemenlik ve çocuk bayramına geliyoruz. Çocuklarımızla birlikte korumaya ve yaşatmaya yemin etmiş insanlarız. 2023'ü belki bunlar bir rövanş olarak görebilir ama o rövanşa da hiçbir zaman ulaşamayacaklarını Türk halkı bu referandumda gösterdi. Kolay olmayacağını onlar da biliyor. Çaldıklarını da biliyorlar. Her şeyin farkındalar. İçlerinde rahat değil zaten. Onun için hiç merak etmesinler. Yılgınlık yok. Biz her zaman bu ülkenin kurtuluşu için hep beraber çalışacağız. Siyasette birçok yürüdüğüm yol arkadaşlarım var. Belki onların da isimlerini unuttuklarım yok aslında. Yazamadıklarım vardır. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Geçmiş dönem Konak Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Tunçer, şu anda da Büyükşehir Belediyesi meclis üyemiz kendisi. Ona da teşekkür ediyorum. Çünkü ben aslında Muzaffer abinin şeyini anlatacağım. Abi diyorum, kusura bakmayın. Şimdi bir söz söyledim bir gün. Bana soruyorlardı işte. Yani ne olmayı planlıyorsun? İşte, belediye başkanı mı, milletvekili mi vesaire, ne olmayı planlıyorsun? İşte, siyasetteki hedefin ne? İşte kendimi geliştirmek. Başıma ne gelirse de onu yapma. Siyasette insanın aklına değil başına gelir demiştim. Şimdi de söylüyorum onu. Beni bazı yerlere yakıştıranlara diyorum. Yani siyaset insanın aklına değil başına gelir. Şimdi hiç aklında yokken başına gelenlere örnek kitapta hafiften geçtim. Muzaffer abidir. Hiç belediye başkanlığı aklında yokken 2004 yılında başına geldi. Başına geldi ve gerçekten başarılı bir belediye başkanlığı sürecini yaşayarak şimdi de yine Büyükşehir Belediye'mizde devam ediyor. Kente hizmet etmiyor. Bu açıdan siyaset yapanlara bu örneği ben özellikle belirtmek istedim. Hırs ve ihtiras içerisinde insan siyaset yaşamını sürdürmemeli. Çalışmalı. İlla ki siyaset değil. Mesleki anlamda kendini geliştirmeli. Eğer varsa başına gelecek, mutlaka gelir başına. Rahat olsun. Mutlaka gelir ki örnekleri var. O açıdan mesele başına geldiğinde iyisini yapmakta. İyi anılmakta. Yani bu salonlarda olmakta, sokakta insanlarla olmakta. Yıllarca partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde mücadele vermiş. Ama hiçbir zaman ben ne olacağım değil, bu ülke ne olacak? Bu parti ne olacak? Korumalıyız diye mücadele etmiş insanlarımız var. Bu salonda olduğu için söylüyorum. Sayın Türkan Miçoğlu. Saçlarını bu uğurda artmış. Evlatlarından fedakarlığı bu ülke için yapmış. En büyük acıyı yaşamış ama hayattan hiçbir zaman pes etmemiş. Örnek bir Türk kadını. Ve bu kentte milletvekili olarak da sesini parlamentoda yükselten bir. İşte bir yandan bir erkek, bir yandan bir kadın. İkisi de
biri siyasi yaşamın içerisinde, birisi sosyal yaşam ve mesleki yaşamın doğruluğunda ve başarısında yani bir belediye başkanı olabiliyor, bir de milletvekili olabiliyor. Yani bunları yaşarız. Ben çok uzatmayayım böyle, çok ayakta da bekletmeyeyim. Ama şurada birkaç tane not almıştım. Onları izin verirseniz okumak istiyorum. Çok okuma şeyim yok biliyorsunuz böyle konuşurken, okuyarak konuşuyorum ama bunları sizinle böyle okuyarak paylaşmak istiyorum. Doğasına, tarihine, coğrafyasına, iklimine aşık değilsen, rengine, kokusuna, tadına, güzelim yaşama, keyfine aşık değilsen, öykülerine, şarkılarına aşık değilsen, duruşuna, ruhuna, inadına, delikanlılığına aşık değilsen, hayata ve insana ve ülkeye ve insanına güvenecek kadar bir aşk yoksa içinde, olmamışsa, olamıyorsa vazgeç. Hayatı da, hatır ve hatıraları da ve ancak bir kere yaşayacağım bu güzelim ülkeyi ve yeryüzünü de zorlamaya değmez. Dün gece içimden geldi, bunları yazmak istedim. İşte böyle işlere hiç girişme, aşk kokmuyorsa üstün başın demek için bu kitabı yazdım. Bunlar için yazdım. Keyifle okunsun diye, sıra dışılığın doğallığını anlasın, umudu kışkırtsın, hüzünle kahkahayı kardeş kılsın diye yazdım. Geleceğe doğru yürürken nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi anlasın diye yazdım. Bütün bunlara neden olmuş, içinde yaşamış ve yaşatmış, hayatımda iz bırakmış tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi okumalar diliyorum. Sizlerin de belki merak ettikleri vardır, katkı sunmak isteyen varsa da şimdi sözü size veriyorum. Teşekkür ederim. Kızım gelmiyor mu? Yok yok, kızımı çağırayım. Gel kızım. Gel yanıma otur. Otur. Evet, hala okuyamıyor. Okudukça ağlıyormuş. Baba sen ne hangi ruh haliyle yazdın bunları diye. Evet, yönet bakalım. Hadi. Ha? Evet, var mı arkadaşlar? Bir şey merak eden var mı? Zor soru soracağım var diyen vardı. Dün akşam sinemada karşılaştım. Sinemada genç bir arkadaşım vardı. Başkanım geleceğim, çok zor bir soru hazırlıyorum diye. Ha, başkanım ya. İlk söz hep zordur. Ben alayım sözü de ondan sonra. Evet, Mehmet Ali Kasalı. Karşı yakamızın çok değerli iş adamlarından. Evet sayın başkanım. Bu açık mı kızım? Değil gibi. Değil gibi geldi. Hoş, benim sesim yeter ama. Olsun abi. Evet, sayın başkanım, tebrik ediyorum. Sempatinin nereden geldiğini hep kafamda sormuşumdur. Çünkü biz Karşıyakalılar seni o gençlik hikayeni bilmediğimiz için biraz garipseyerek karşıladık başkan olduğunda. Hatta ben hani bir öz eleştiri yapmanın da sırası diye düşünüyorum. Yani o gelişmeler sırasında partiyi de çok suçlamıştım. Yani belki birçok arkadaşım katılabilirler. Ya koca konağa, koca Karşıyaka'ya akşamdan sabaha iki ismin yeri nasıl değişir? Hani böyle planlama olur mu? Gibi bir tespitim vardı. Ama şimdi bazen eğrisi doğrusuna denk gelir. İyi ki de böyle olmuş diyorum. Ve senin sempatinin de bu elinin kalem tutmasından, okumandan, yazmandan geldiğini de bu sefer yani bunu tespit etmiş oldum. Hep kafamdaki sorunun cevabını da almış oldum. İnşallah okur yazar çok az siyasetçimiz var. Hepimizin idollerinden bir tanesi Sayın Ecevit'tir, rahmetli Ecevit'tir. Hani okur yazardı, eli kalem tutardı. Evet. İnşallah sizin hikayeniz de öyle olur. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkanım. Buyurun. Tabii. Ben emekli fen bilgisi. Ben önce sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben emekli fen bilgisi öğretmenim. 70 yaşlarındayım. Şimdi şöyle bir acı gerçeği anlatacağım. Televizyon 40 senelik bir hikayesi var. 40 sene önce radyo vardı. Radyo asildi. Televizyonda maalesef bu asillik yok. Şöyle ki, ben mesela kitap meraklısı bir insanım. Kitap aldım, 40-50 tane var. Diğer arkadaşlarda da aynı durum var.
kitaplar evde gıcırt duruyor, okunmuyor. Ben burada bütün yazarlara canım yanıyor, acı çekiyor, onu hazırlıyor. Ben de para veriyorum, alıyorum. Kitap gıcırt duruyor, 42 tane, 3 tane değil, 40-50 tane. Meğerse bütün diğer arkadaşlarda da aynı durum. Televizyon yüzünden kitap okuyamıyoruz. Kitap okumak yasak, alıyoruz evde, bugün okuyacağım, yarın okuyacağım. Zaman geçmiş oluyor çünkü. Burada bütün yazarlar için acı ve sancılı, acı bir gerçek var. Verilen paraya yazık, yazar onu ne göz zoruyla hazırlamış ama okunmuyor. Bu televizyon çok kötü bir araçmış. İyiliği de olsa da radyo çok asildi. Doğru söylüyorsun. Şimdi bir de şu durum var başkanım. Gündem. O kadar sık değişiyor ki kitap yazılıyor. Bir ay sonra gündem değişiyor. Kitabın konusu, kitap gündemden düşüyor. Bu kadar zulüm olmaz. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Mehmet Ali abi, bir anımı anlatayım, aklıma getirdin. Karşıyaka ile yeniden buluşmak diye kitapta da bir yer var. Tabii çok fazla bir şey yazmadım, daha sonra yazacaklarıma da kalsın diye yazmadım. Tüketmemek lazım hepsini. Kesinlikle. İşte adaylığımız Karşıyaka oldu. Toplantılar, dediler ki başkanım, çünkü Karşıyaka okur yazar olan çok yüksek, bir de içinden yazarlar, sanatçılar çıkartmış, şairler var, tiyatrocular var. Yani Türk edebiyatında iz bırakmış isimlerin yaşadığı bir yer. Tabii o insanlarla da beraber ister istemez etkileşim olunca çevrede de üretken insanlar, düşünen insanlar da çok daha fazla oluyor. Sanatçılarla buluşma ayarladılar. Tabii biliyorsunuz, yazar çizer insanlar, okur insanlar sorgular. Ve bu sorgulamalar da toplumun sonuçta iyi yönde ilerlemesi için, gelişmesi için. Giderken dedim ki, eyvah dedim, şimdi ben zaten bir sürü böyle hani değişimi işte, hani eleştiriler var. Bir arkadaşım dedi ki, istersen dedi bir tane zanaat sala öyle gitsen dedi. Niye? Sakin durursun dedi. Çünkü dedi bayağı hırpalanacaksın. Tabii işin latifesi o. Sayın Yücel İzmirli de o salondaydı, anımsıyorum. Belki de Yücel İzmirli mi söyledi onu? Yücel abi siz miydiniz söyleyen? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar tarihinde yapmış olduğu en büyük doğru yanlışlık mıydı? İşte nasıl olmuştu? Evet, kendisi mikrofonu getirsin hocam. Hadi getirelim. Sevgili başkan, sevgili dostlar, Karşıyakalılar, gerçekten kitabın içeriğiyle ilgili zaten okuyacaksınız, göreceksiniz. Ben tek bir sıfat koymak istiyorum. Çok içten. Yani çok net ve çok içten. Merak ettiğim soru şu. Kitapta ilk başkanım, gençlik kollarından da ilk belediye başkanlığı. Yazarlık mı zor, yoksa yerel yönetim mi zor? Bu aşamada 35,5 ayda bu ikisi hangi tepede ağır bastı? Evet, kesinlikle şuna yazarlık lazım. Zor. O zaman devamını biliyoruz çünkü ortaokulda başladı. Bir Havl örneğinden, kitapta da o örnek beni çok etkiledi. Çünkü bir edebiyat öğretmeni, onun geleceğini olup yönde etkilediği için Aslan'la Ceylan'ın öyküsü var ve tahmin ediyorum başkanımız da 12-13 yaşlarında ve öğretmen fırlatıyor. Evet. Hayır diyor, bu senin eserin olamaz diyor. Ben de oradan yola çıkarak başkanımın bundan sonra da bu yazım hayatında, zaten kitapta çocukluk ve gençlik olarak veriyor ama sanıyorum orta yaş ve emeklilik kısmı da ikinci ya da üçüncü ciltler olarak karşımıza çıkacak. Tekrar kutluyorum. Evet. Başarılı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet. Ha. Sevgili Hükümen Rodoplu, o da çalışma arkadaşım. Bunu yaptık beraber. Buyurun hocam. Ben
Öncelikle tabii tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık. Aslında duyulur da herhalde. Bir yüksek sesle gelinceye kadar. Emeklerinize sağlık. Hem sizin hem ailenizin hem kitabın içine giren bütün Allah rahmet eylesin tabii, hem babanız hem aileniz hem akrabalarınız hem yol arkadaşlarınız, emeklerinize sağlık. Ben şunu merak ediyorum. Kitap tam baskı aşamasındayken çıkardığınız bölüm var mı? Yazıp da çıkardığınız. Bu olmasın dediğiniz bir bölüm var mı? Bir. İki. Ya keşke şunu da yazsaydım dediğiniz var mı? Keşke şunu da koysaydım dediğiniz bölüm var mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çıkarttığım bölüm var. Var. Çıkarttım onu. Çünkü ileride daha bir kitap çıkacağına inandığım bir bölümdü. Yani bu kitapta bölüm bölüm. Aslında bütün konular bir kitap çıkar buradan. Onu bir bölüm çıkarttım. Özel değilse... Özel. Sürpriz olsun. Okuyucu heyecanlansın yani. Adrenalin de. Keşke dediklerim tabii var yani. Hani çünkü bu yazar dünyasında değilim ben. Sonuçta bir yazar değilim. Yani siyasetçi gözlemini, işte bazı şeyleri, anılarımı yazdım. Ama yazarlarla da konuştum. Onlar da der ki mutlaka unuttuğun olacaktır. Ama bunları not al. Hani keşke demeyelim de anımsayamadıklarım, onları mutlaka bir gün bu tarih içerisinde yazacağım isimler var. Yani kitabın içerisinde de zaten o özür var yani, hani bir şey olmasın diye. O açıdan onları da daha sonra yazabilirsem, başarırsam tekrardan yazmayı, onları da anacağım tabii. Teşekkür ederim. Buyurun Muzaffer Bey. Önce bir eğitimci olarak sizi kutluyorum başkanım. Yazmış olduğum kitapta bir başkan, bir şehir, bir aşk. Acaba bir başkan, bir Türkiye, bir aşk kitabı da yazılacak mı? Bayağı aslında kitabı ben de bir daha okuyunca fena değil yani, soruyorlar ne planlıyorsun diye, evet ya, olabilir, doğru söylüyorsun. Artık genel başkan falan olmaya da gerek olmuyor. Direkt külliyeyle artık bundan sonra. Ama bu soruda bu soruda öyle bir direk var galiba. Var gibi geldi bana. Bu soruda bana öyle bir direk var galiba. Allah insanın başına versin, sağlık versin abi. Mahcup etmesin hiçbir zaman. Teşekkür ederim. Evet, şimdi imzaya da gideceğiz. İmzalatmak isteyen arkadaşlara. Öncelikle bu kitabın geliri, bir telif geliri var biliyorsunuz. Bu kitabı Doğan Kitap bastı. Doğan kitap bastığı ilk, yani yerel yönetici olarak ilk kitaplardan da bir tanesi. Kendileriyle buluşmamda destek olan Aynur Tartan'a çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle tesadüfen karşılaştığımda dedi ki, yani kesin söz veremem ama yani bir gönderin, tekstini okusunlar. Orada Handan Akdemir Hanım okudu bunu. Hemen de değerlendirdiler. Onun için oradaki Doğan Kitap'taki emekçi arkadaşlarıma, Tuğba Seven, Tuğba Ay, Hülya Aktaş, Handan Akdemir, bunlara çok teşekkür ediyorum. Diğer çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'de ilk defa böyle bir çalışma buluştu okurlarla. Belediye başkan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İki onur yazısıyla beni onurlandıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'na, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerin dostluklarına çok teşekkür ediyorum. Bu yazar telifini de ben artık dünya projesi ve bundan sonra çok ilerleyeceğine de inandım. Karşıyaka'nın Filizleri projesine üniversite öğrencilerine okutmaya bağışladım. Orada yeni filizler bu kitapta da okumuş olacaklar. O genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kapak resmi çeken Cem Bayoğlu'na teşekkür ediyorum. Aslında sosyal medya resmiydi o. Klasik bir takım elbise, işte beyaz gömlek, kravatlı resimler de vardı.
Ama Doğan Kitap'taki arkadaşlar beni biraz fazla araştırmışlar. Bir aykırılık bulmuşlar. İşte bisiklete binen. Ondan sonra işte bateri çalan, futbol oynayan, işte kızıyla gezen, hayvanları çok seven. Ondan sonra böyle dediler ki ya siz farklısınız. Bence sizin resminiz bir beyaz gömlekli ve kravatlı olmamalı. Bu olmamalı. Bu sosyal medya aslında fotoğrafıyla kitap kapağı oldu. Güzel de oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Engin Ağar kapak tasarımı yapan arkadaşım, ona teşekkür ediyorum. Yine Haluk Işık editör, teşekkür ediyorum. Hasan, teşekkürler Hasan. Hasan da burada. O resimler Hasan çizdi. Hasan kalktı şöyle bir bak, Hasan. Bu gencecik adam hiç sabah akşam oturdu. O resim sayfa önlerindeki resimleri çizdi. Teşekkür ediyorum ona da. Basın danışmanım Can'a çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. İyi okumalar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Dostunuza teşekkür ediyorum. Saygılar.